Herkese merhabalar arkadaşlar. Uzun bir aradan sonra yine sizlerle birlikteyim. Biraz kendi işlerim, biraz okul işleri falan derken kanalı aksattım. Kusura bakmayın. Bugün Astra ile birlikte değilim. Astra'nın abisiyle birlikteyim. Hemen size şöyle göstereyim. Bu videoda Volkswagen CC hakkında sizlerle biraz muhabbet edeceğiz. Aracımız 2013 model ama trafiğe 2014 yılında çıktı. Yani 2014 model diyebiliriz. 2.0 dizel, 177 beygir, 380 Nm torku var. 6 ileri yarı otomatik DSG şanzımanla kombine edilmiş bir versiyon. Şu an güncel 95 küsur ya 96 bin kilometrede. Arkadaşlar Volkswagen CC, yani şöyle bir aracın dışına biraz bakacak olursak, Volkswagen CC D sınıfı kupe geçen bir araç. Ve dış tasarımında yani diğer Volkswagen'lere benzemeyen özgün bir tasarım var ve bu özgün tasarım benim çok hoşuma gidiyor. Yani özellikle şöyle göstereyim size. Şu cam tavandan itibaren gelen şu kısım, yani şu ön ızgara, şu farlar, yani şöyle göstereyim. Yani herhangi bir Volkswagen modelini andırmıyor. Biraz daha kendine has bir tasarım var. Ve ben bu tasarımı çok seviyorum. Bu tasarım dilini çok seviyorum. Bu arada unutmadan sizlere aracın üzerindeki opsiyonları da söyleyeyim. LED'li bizanon farlarımız var aracın üzerinde. 18 inç integralos jantlarımız var. Cam tavan var. Ve yarı deri yarı kumaş koltuklar var. Onları iç mekanda sizlere bahsedeceğim. Bunların dışında aracımıza şöyle bir genel itibariyle baktığımızda kupe bir tasarım var. Yani camlar çerçevesiz. Özellikle arkadaşlar aracın arka stopları çok iyi. Benim çok hoşuma gidiyor. Hani geceleyin çok güzel şöyle C şeklinde yanıyor bu farlar. Ve hani benim çok hoşuma gidiyor bu stopların tasarımı. Yani şöyle söyleyeyim. D sınıfı kupe ürün gamında Volkswagen'in çok fazla bir iddiası yok arkadaşlar. Yani bu iddiasının olmayışı da aracının bu dış tasarımına çok fazla katkı sağlamış. Yani böyle sürekli birbirine benzeyen bir modellere çok hani andırmıyor. Yani örneğin Jetta, yani Jetta ile Passat mesela birbirine benzer. Yani Polo ile Golf birbirine benzer ama bu araç çok benzemiyor. Ve ben bu olayını seviyorum. Şimdi isterseniz bir şey yapalım. Aracın bagajına bakalım. Ya bagajının kaç litre olduğunu internetten bakmadım ama şöyle realitede baktığımızda şöyle, yani bayağı, yani kupe bir araca göre bayağı geniş bir bagajı var. Yalnız bagajda otomatik burada bir kilitleme şey yok, hani kapatma olayı yok. Olsa daha iyi olabilirdi. Yani arkadaşlar aracın dışı bu şekilde. Dipnot olarak şunu da ekleyeyim sizlere. Araç şu an yani 3,5 yaşında sayılır bu araba ve 96 bin kilometredir kullanılıyor. Yani 100 bin kilometreye dayanmış. Hani buna rağmen şöyle araca baktığımız, yani bu araçta bu zamana kadar herhangi bir boya koruma, seramik kaplama, işte cila vesaire hiçbir şey yapılmamış. Yani ona rağmen araç gayet güzel ve canlı duruyor. Yani ben Alman araçlarında bu olayını seviyorum. Yani üzerinden çok zaman geçse de, çok kullanılsa da, yani öyle sanki 10 senelik bir araçmış gibi durmuyor. Gayet canlı ve güzel duruyor. Şöyle göstereyim. Dışından anlatmak istediklerim arkadaşlar benim bu kadar. Şimdi iç mekanına geçelim. İç mekanda yine muhabbetimize devam ederiz. Evet arkadaşlar, Volkswagen şu an CC'nin iç mekanındayız. Size şöyle hemen iç mekandan biraz bahsedeyim. Şimdi arkadaşlar CC'nin dışına ne kadar özgün dediysek, ne kadar Volkswagen modellerini andırmıyor dediysek de, yani iç mekanı yani standart B7 kasa bir Passat'la birebir aynı diyebiliriz. Bu direksiyon, gösterge, işte bu multimedya sisteminin bağlı olduğu şu ekran, işte vites topuzu vesaire. Yani klasik bir Volkswagen'in içine bindiğinizi direkt anlıyorsunuz arkadaşlar. Ama tabii aracın şöyle kupe tasarımından dolayı biraz daha size farklı geliyor. Ya ben şahsen bu iç mekanı beğeniyor muyum? Yani evet, hani çok böyle göz yormayan, çok böyle sade, hani çok böyle gözde eskimeyecek bir tasarım var. Zaten Volkswagen'in de üretim yaparkenki amacı bu. Yani çok böyle eskimeyen, çok böyle insanın gözüne aynı gelen bir tasarım dili yapmaya çalışıyor. Ha, ben şahsen bu aracın içinde beğenmediğim şey nedir? Yani şu ekran arkadaşlar. Şimdi burada 6,5 inçlik LCD 510 isimli bir ekran var. Yani bu ekranın yani Çözünürlüğü vasat. Aynı şekilde bu renkler vesaire, kullanılan renkler, grafikler, geçişler vesaire ben çok beğenmedim. Aynı şekilde burada mesela bu ekranda Bluetooth yok. Yani şurada mesela CD kartı var. Bu CD kartla istediğiniz müzikleri dinleyebiliyorsunuz. Yani USB de yok açıkçası. Ben bu ekranı beğenmiyorum. Şu an mesela B8 kasa Passat'taki o 8 inçlik o hayalet ekranla birlikte gelen o ekran mesela çok güzel. Ben bu araca da böyle bir ekran beklerdim. Çünkü niçin? Bu araç arkadaşlar Volkswagen Piton'u saymazsak binek sınıfındaki Volkswagen'in sunduğu en premium araç. Hani şimdi Volkswagen bu aracı hani en premiumu diye sunduğu için ben bu aracın içinde CC'ye has bir şeyler beklerdim. Yani CC'ye has. Mesela şu ekran diğer Volkswagen modellerinden olmayan bir ekran olsaydı. Mesela şu ekran arkadaşlar Polo'da 2012 model veyahut da 13 model Polo'larda 2000 lira veyahut da 2000 küsürlü bir rakam verdiğinizde opsiyon olarak alabiliyorsunuz. Yani sahibinden konuda özellikle araştırın illaki bulursunuz yani. Ben açıkçası bu ekranı çok beğenmedim. Onun haricinde bu klima kumandaları gayet sade ve yani hangi tuşun ne işe yaradığını az çok tahmin edebiliyorsunuz. Şurada vites topuzuna bakalım. Ya vites topuzu da Volkswagen modellerinden bildiğimiz sade ve şık, güzel duruyor. Burada park frenimiz mevcut. Şurada auto hold, işte ESP. Şurada arkada perde var. Perdeyi açıp kapatıyor. Burada bu araçta adaptif şasi kontrolü var. Ondan onun kontrolü. Burada start stop tuşu. Burada da park sensörünü devre dışı bırakıyor. Onların dışında yani aracın arkadaşlar şu konsol yerleşimi ve yani genel olarak şu direksiyon vesaire yani sade, şık, güzel. Yani insanın çok da gözünü yormayan bir tasarımı var. Onun dışında eşya gözü bakımından baktığımızda şurada bir gözümüz var. Çok da öyle hani derin değil. Şurada bir gözümüz var. Hem bardaklık olarak kullanılabiliyor. Hem şurada da bir derin bir gözümüz var. Şurada çok da derin olmayan gözlerimiz var. Yani bir pet su anca sığmış. Şurada da aynı şekilde. Yani irili ufaklı böyle eşyalarınızı sığdırabilirsiniz diye düşünüyorum. Onların haricinde koltuklarımız opsiyonel arkadaşlar. Yarı deri, yarı kumaş, alkantire döşemeli koltuklar. Gayet rahatlar. Uzun yolda falan iyi hissettiriyorlar, güzel hissettiriyorlar. Yani öyle çok da şey değil. Şimdi buralar alkantire olduğu için arkadaşlar şu kısımda deri geliyor. Yani böyle suni bir deri geliyor ve aracın hani malzeme kalitesine ekstradan bir katkı sağlıyor. Bu arada malzeme kalitesi dedik, ondan da bahsedeyim. Şurası arkadaşlar yani aracın şöyle dokunayım, bakın içeri doğru göçüyor. Şuralar da aynı şekilde. Şuralarda gayet iyi. Yani sadece şurada bir kalitesiz bir malzeme kullanılmış. Şuralar zaten bilindiği üzere, yani sesten de anlayacağınız üzere sert. Yani buralar sert. Ama yani şu iki kısım dışında hani dokunduğunuz her yer gayet yumuşak. Gayet iyiler. Yani arkadaşlar aracın geneline baktığımızda yani şu konsol tasarımı yani son derece oturaklı. Hani göz yormayan gayet şık bir iç mekan tasarımı var. Benim arkadaşlar iç mekandan anlatmak istediklerim bu kadardı. Yani CC'nin iç mekanı normal standart bir Volkswagen. Ben şahsen beğeniyor muyum? Hani 10 üzerinden kaç veririm bu araca iç mekanına? Yani 10 üzerinden 7 falan veririm. Şimdi gelin isterseniz bir sürüşe geçelim. Sürüşte de muhabbetimize devam ederiz. Evet arkadaşlar birazdan sürüşe başlayacağız. Şurada bir saniye. Şöyle çalıştıralım. Lastik basıncını kontrol ederiz. Şimdi arkadaşlar aracın sürüşüne geçtiğinizde yani şu çalışma sesi, şu marş sesi vesaire yani 1.6 dizelle aynı yani şu motorun marş sesi. Yani şu vitesin mesela şöyle şu geçişi mesela şu tuşlara bastığınızda şu direksiyon vesaire hani Volkswagen'in klasik böyle tokluğunu mesela şu kapının kilitlenme sesi yani Volkswagen'in tokluğunu hissediyorsunuz yani burada. Yani gayet hani bu Almanlar tok diye satıyor bu aracı. Yani tok kapı sesi, işte tok bir araba olarak. Hani gayet de bunun hakkını veriyorlar yani açıkçası. Şimdi kameraya sık sık bakıyorum, orada ara sıra gevşiyor. O yüzden bakıyorum. Şimdi motorundan başlayalım bu arabanın. Sürüşüne geçtik. Şimdi arkadaşlar motoru yeterli bence. Hani ama bir tık daha iyi olabilirdi. Şimdi bu araçta arkadaşlar 2.0 dizel, 177 beygir, 380 Nm torku var. Peki bu veriler yani bu aracı iyi taşıyor mu? Yani taşıyor. Şimdi biraz da ağır bir araç bu. Yani 1,5 ton civarında. 1,5 küsür ton. Yani yeterli diyebiliriz. Alt devirler gayet canlı. Üst devirlerde böyle yani 3000 devirden sonra falan böyle sanki boş çevirdiğini düşünüyorum ben. Hani boş devir çevirdiğini düşünüyorum. Yani 3000 devire kadar falan gayet güzel, gayet canlı. Hatta bakalım ama şimdi yol ileride bitiyor. Size ileride göstereceğim. Şöyle bir anlık hızlanmaları falan. 2000 devirde 120 km hız yapıyor bu araç. 3000 devirde de 180 yani 3000 devirdeyken 180 km hız civarında seyrediyor. Yani motorun esnekliği açısından esnek diyebiliriz ama benim mesela kullandığım Astra J'de bu aracın kardeşi Astra J'de yani aynı bu hızlarda, bu hani 2000 devirde o da 118-119 km civarında bir hız yapıyor. Hani yeterli diyebiliriz bu araca. 2000 devirde 120 km yapıyorduk. Yani standart bir Volkswagen kullanıcısının beklentilerini karşılayacaktır diye düşünüyorum. Onun dışında yani standart bir Türk kullanıcısına da yani bu motor, bu performans gayet yeterli gelecektir. Ama mesela bunun işte 3.20 dizeli kullanan, A4'ü kullanan birine yani ve arabalardan da iyi anlayan birine bu motorun yeterli geleceğini düşünmüyorum. Yani o da yani bir tık daha, ya ben mesela hepsinde yani 3.20 dizele de bindim, A4'e de bindim. Yani onda biraz daha sanki böyle atik gibi gelmişti bana A4'te. O da şanzımandan kaynaklı olduğunu düşünüyorum. Mesela 320 dizel bundan daha performanslı, daha atik bir arabaydı. Yani bu biraz daha ağır kalıyor. Ama bize yetiyor yani, öyle söyleyeyim. Şanzıman 6 ileri. Yarı otomatik DSG şanzıman, yağlı tip. Yani bilindik klasik Volkswagen şeyi yok bunda. Hani 7 ileriler biraz daha hassas şanzımanlar. Ama bu biraz daha şu an araba 95.928'de. Hani bu zamana kadar bu araç rutin bakımlar dışında bize bir arıza, bir şey çıkarmadı. Hatta şöyle bir düzlük var. Şurada bir S modunu alayım. Şöyle bir dip gaz yapalım. Şöyle bir yani araba güzel. Hani yürümesi falan ne bileyim güzel de yani daha iyi olabilirdi diye düşünüyorum. Bakın burada direksiyon yüksek hızlarda sertleşiyor. Benim Astra'dan mesela böyle bir sıkıntı var. Yüksek hızlarda böyle çok şey yapmıyor. Bunun gibi direksiyon sertleşmiyor. Bunun olayını sevdim açıkçası. Yani geçişler, şanzıman geçişleri DSG yani bilindik DSG. Gayet pürüzsüz geçişleri var. Fakat yokuş aşağı inerken böyle bu araç nedense bir saçmalıyordu. D modunu alalım. Yani yokuş aşağı inerken arkadaşlar bu araç bir saçmalıyor. Yani mesela 120 ile gidiyorum. Bir 4'e alıyor. Ondan sonra ben sonra manuel modu alıyorum. 5'e alıyorum. Sonra tekrar normale alıyorum. Sonra tekrar böyle bir düşürüyor. Yani ne yapmak istediğini ben açıkçası anlayamıyorsunuz. Yani böyle yokuş aşağı giderken tabii bu tüm şanzımanlarda var da bu değişik böyle bir saçmalıyor yani. Onun dışında şanzımanda biraz daha ekonomik odaklı bir şanzıman. Mesela gazdan hemen çektiğinizde direkt gazı kesiyor ve normal D modunda. Gaza tekrar bastığınızda yine D5 yazdı burada. Şimdi öyle düşürdü. Yani yokuşlarda kararsız kalmıyor ama yokuşu inerken böyle bir değişik yani anlayamadım. Bunların dışında konfora gelecek olursak bir saniye. Konfora geçecek olursa tatlı sert diyebiliriz arkadaşlar bu arabaya. Yani mesela şu an iyi bir asfalttayız. Hızım da 80 civarında. Müzik kapalı. Ha, biraz böyle yol sesi alıyor gibi. Yani şurada mesela zemin ıslak şu an. Şöyle bir fışır fışır su sesi geliyor. Ama öyle çok da rahatsız edici değil. Rüzgar sesi 110'dan 120'den sonra başlıyor. Yani 180'le 190'a seyredeyken bayağı bir rüzgar sesi oluyor eğer müzik açık değilse araçta. Yani aracın yani klasik bir Volkswagen yumuşaklığıyla arkadaşlar yani spor, hani şimdi D sınıfı kupe olduğu için biraz daha böyle sportif bir karakter katmak zorundalar bu araca. Yani Volkswagen'in yumuşaklığıyla böyle bir sportif bir karakteri birleştirmeye çalışmışlar. Böyle tatlı sert olmuş bu araba. Hani çok sportif deseniz çok öyle aman aman bir sportif değil. Çok şey deseniz böyle, çok böyle sert desem, öyle çok sert bir araba da değil. Ama böyle yani kıvamında diyebilirim. Benim de çok hoşuma gitti açıkçası bu tatlı sertlik. Bunun dışında arkadaşlar, bakalım şöyle notlarımıza yine. Yani araç kullanırken bile ağır başlı. Hani böyle çok yani mesela ben şu an sakin kullanıyorum. Sakin kullanırken gayet ağır başlı. Böyle hani atlayayım, zıplayayım, hani böyle şey yapayım, öyle bir olayı yok. Yalnız araç şu an, şuradan bir dönüş yapalım. Bir saniye şöyle. Şöyle dönelim buradan. Şimdi arkadaşlar araç 96.000 kilometrede ve trim sesleri mevcut. Ya şuradan mesela şu sağ direkten bir trim sesi geliyor. Şuralardan falan böyle bir tıkır tıkır sesler geliyor. Hani böyle bir araçla hani ben böyle ufak tefek böyle işçilik hatalarını görmek istemezdim açıkçası. Çok da hani beğendiğimi söyleyemeyeceğim. Bunların dışında arkadaşlar, yani şöyle söyleyeyim, yani bu fiyatta bu olmamalı yani. Yani böyle bir ufak, şimdi yani olmamalı diye düşünüyorum. Yani tabii serviste de göstermek lazım. Bunların dışında konfora değindik. Yol tutuşu. Şimdi arkadaşlar aracın yol tutuşu muazzam diyebilirim. Şimdi bir saniye. Bak yine saçmalamaya başladı bakın. Şimdi bak gaza basayım ben. Şu an hızım 85. 5'e aldı. Şimdi gazdan çektim ayağım falan. Ya böyle bir saçmalıyor. 6'ya aldı. Şimdi arkadaşlar aracın yol tutuşu. Şu an mesela zemin ıslak. Aracın üstünde yazlık lastikler var. Hani güzel. Hani öyle şey değil. Kötü diyemem. Şimdi bu araçta DCC diye geçiyor. Yani Volkswagen'in adaptif şasi kontrolü var. Şimdi konfor, normal, bir de sport modu var. Şimdi arkadaşlar bu modlar sadece işte gaz tepkilerini, direksiyonun sertliğini vesaire ayarlamıyor. Amasörleri de sertleştiriyor. Ben sport moda mesela aldığımda araç daha sert oluyor. Yani bunu bariz bir şekilde hissediyorsunuz. Daha sert oluyor. Biraz daha böyle mesela şu buralardan geçtiğinizde daha çok hissettiriyor. En ufak bir şeyi böyle cidden hissettiriyor normal moda göre ve zıp zıp böyle zıplıyor araç. Ve hani güzel de yol tutuyor. Hani ben birçok kez bu araçla uzun yol yaptım. Hani viraja giriyorsunuz. Atıyorum şu ilerideki virajdan mesela 160'la dönebilir miyim diyorsunuz. Dönüyorsunuz. Bu sefer diyorsunuz ki ya 180'le gireyim. 190'la gireyim. Hani böyle araba sizi sürekli bunu yapmaya teşvik ediyor. Bunların dışında bu modları normal mod aldığınızda da gayet hani dediğim gibi tatlı sert bir moda giriyor. Yani ne çok sert ne çok yumuşak. Yani böyle darbe yemişlerin daha iyi, daha güzel böyle lokur lokur yapıyor. Yani aracın konforu da gayet iyi diyebilirim. Yani bu araca göre D sınıfı kupe bir araç olarak düşündüğümüzde gayet iyi yani, öyle çok da şey değil, kötü diyemem açıkçası. Bunların dışında motorundan bahsederken yakıt tüketiminden bahsetmedim, size ondan da bahsedeyim. Şimdi bakalım şuradan tüketim. Şimdi arkadaşlar aracın tüketimi şu an 7.8 ve ikinci tüketimi de 8 olarak gösteriyor. Yani bu zamana kadar bu araç 8 litre yakmış. Tabii bu araç arkadaşlar biraz böyle performanslı, sert kullanılan bir araç. Hani ona rağmen ben bu tüketimi makul buluyorum. Bir depoyla şehir içinde 800 km civarında yol yapıyor. Hani güzel, öyle çok da kötü denecek bir tüketim değeri değil. Bunların dışında ortalama hızımıza da bakalım. Ortalama hız, şimdi arkadaşlar 1.2 var. Şimdi ortalama hız birinci yani 7.8 olan da 47 idi. Diğerinde de 64. Yani daha çok arkadaşlar bu araç uzun yolda kullanılıyor. Yani şehir içinde öyle çok kullanılmıyor ve hani uzun yolda sürekli 190-200 kilometrelerde gidiyor. Hani bu tüketimin olması gayet normal diye düşünüyorum. Bunların dışında arkadaşlar bu araç yani genel itibariyle baktığımız zaman arkadaşlar hani Volkswagen'in biraz daha özgün tasarım diliyle oluşturduğu. Yani iç mekanda tabii yine şeyle aynı. İç mekanda klasik bildiğimiz Volkswagen. Dışına baktığımızda gayet tabii dediğim gibi özgün, gayet güzel. Yani bu araç 2014 yılında 153.000 liraya alındı arkadaşlar. 153.000 liraya alındı. Yani o zaman tabii biz pahalı buluyorduk bu. Hani ne kadar pahalanmış arabalar ya falan diyorduk. Yani şu anda baktığımda internet, yani Volkswagen internet sitesinden yani eksekutif donanım yani bu araca birebir oluyor. Yani Şu an bu aracın üzerine bayağı bir opsiyon var. Yani onunla birebir geliyor ve 233.000 lira olarak okudum. Yani bu paralara bu araba değer mi? Ya bence değmez. Yani bunun yerine 233.000 liraya ikinci el temiz bir 520 dizel alınır. Veyahut da ikinci el yine temiz 150-160.000 liraya bir 320 dizel alınır. Yani bu arabaya bence değmez. Arkadaşlar genel olarak CC'den bahsetmek istediklerim benim bu kadardı. Umarım faydalı olmuşuzdur. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Eğer benim değinmediğim, sizin merak ettiğiniz şeyler varsa da bana yorumlar kısmından sorabilirsiniz. Cevap veririm. Yani bu aracı çünkü bayağıdır biniyorum ve hakimim. Şimdilik benden bu kadar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Yani gelişimimize baktığımda hani 30.000 görüntülenmeye geçtik. Sizlere teşekkür ediyorum bunlar için. Yani bu görüntülenme sayısı için. Yalnız abone sayımız 133'te kaldı. Hani ben açıkçası bu sayıyı kabul etmiyorum arkadaşlar. Hani daha iyi bir sayı, yani daha iyi bir sayı, yani 30.000 görüntülenmeye göre daha iyi bir sayıya ulaşmamızı beklerdim. Şimdilik benden bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.